Merhaba sevgili izleyenler. İşte Yeni Üreyil Köyü'nün görüntüleriyle bugün de sizlerle olan birlikteliğimize başladık. Ve bu programı sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet. Köyün girişinden piknik gezintisi gibi tarlalarımızı şöyle bir gezmeye çıktık ama yolların çok bozuk olduğunu, arazinin çok bozuk olduğunu görmektesiniz. Evet, hızlandırılmış bir şekilde yol görüntülerini sizlere araç kamerasından aktarmaya çalışıyorum. Evet, Eğrekler mevki diye geçen mevkiye doğru gidiyoruz ve aracımız burada kalma tehlikesine karşı yolcularımızı indirip boş bir şekilde çıkmayı deniyoruz. Evet, baharın gelmesiyle birlikte ağaçlar da uyanmaya başlamış. 1035 metreden daha yukarıdayız. 1060 metre civarına çıktık, şu anda çıkıyoruz. Tırmanma şeridindeyiz. Gördüğünüz gibi arazi çok yüksekte olduğu için 1065 dedim. Köyün bulunduğu yer 1035 metre. Bir 35-40 metre daha yukarı çıkıyoruz. Belki daha fazla. Evet, Eğrekler mevkiinde görüntüler almaya başladık. Ve bu görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Belki de en detaylı belgesel olacak bu Yeni Üreyil Köyü hakkında. Cihan Gazi Köyü buraya Üreyil Meşeliği diyor. Biz de Eğrekler mevki diyoruz. Buradan köyün görüntülerini ve karşıdaki zirvesi görünen Ardıç Bayırı dediğimiz hemen hemen bölgenin en yüksek tepelerinden bir tanesini gösterdik sizlere. Evet, aracımızı biraz dinlendirdikten sonra yola çıkacağız biraz sonra. Tabii ki köyden de uzaktan görüntüler almaya çalışıyoruz. Menzile varmak için tekrar yolumuza devam edeceğiz. Yeni Üreyil Köyü arazi bakımından Engebeli, Yeni Dodurga ve Cihan Gazi taraflarına doğru gidince biraz daha düz araziler bulunmakta. Ama genelde %60 civarı engebeli arazi üzerinde. Evet, aracımızla yolculuğumuza dinlendirdikten sonra aracımızı devam ediyoruz. Tırmanışımız devam ediyor. Zirve noktasına geleceğiz, Eğrekler mevkinin. Evet, bu mevki tepenin üstü olduğu için dümdüz bir arazidir. Fakat yanlara üç bir taraftan çok dik eğimler vardır. Eğimlerin olduğu bölgede de çam ağaçları dikkat çekmektedir. Programımızın sonuna doğru bu bölümün çam ağaçlarına bakan kısmını sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, aracımızı tekrar dinlendirdikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Ve buradaki köye inen santral elektrik dağıtım direğini görüyoruz. Trafo yok burada tabii ki. Direkt yüksek gerilim olarak iniyor. Evet, yolculuğumuza başladık yine. Vakitten kısmak için biraz daha hızlı, 5 kat hızlandırılmış bir şekilde gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yayla kısmını ekranda görüyorsunuz araç kameramızdan. Yayla dediğimiz yer Kütahya'nın Bilecik sınırı, il sınırı. Burada aracımız kaldı tabii ki. Çok pardon. Aracımız kaldı. Traktör izlerinin içine girdi ve ne ileri ne geri altına, tekerin altına taş koyup çıkmayı denedik. Ve ağaçların arasından da Kocadere mevkiine inmeye çalıştık ama
inemeyince geri dönmek zorunda kaldım. Şimdi o görüntüleri de izleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Evet, maceralı bir gün oldu bugün. Ve Yeniril arazileri hakkında yaklaşık çok büyük araziyi sizlere tanıttım. Burada aracımız çıkmayınca tabii ki biraz zorlamak gerekiyordu. Aracımızı itirerek çıkarmayı başardık. Gerek taşlı takviye yaptık tekerin altına. Evet, Erekler mevkiinden Kocadere mevkiine doğru inişe geçtiğimiz sırada başımıza bunlar geldi ve şimdi ağaçlığın içinden inmeyi deneyeceğiz ama belli bir yerde kalıyoruz gene. Evet, çok sık ağaçlar var. Bundan 15-20 sene önce bu ağaçlar yoktu ve bu arazi tarla şeklindeydi. Tabii ki uğrayan olmayınca şu görmüş olduğunuz sıklık orman meydana geldi. Ve başarılı olamadık Kocadere mevkiine inmeye. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Geri dönüp aşağı ineceğiz. Burada da köye doğru inerken sıkıntılı, aracımızın altı değmemesi için sıkıntılı zamanlar da geçirdik. Tekrar geri dönüp yola koyulduk. Evet, Yeni Reil Köyü Erekler mevkiinden köye doğru inişe geçtik. Harman yerlerine doğru ineceğiz. 1-2 dakika sonra orada oluruz. İşte aracımızın altı değmeden nasıl geçebiliriz diye birkaç seçenek denedik. Ve bu seçeneklerden sonra en sonunda yolumuzu bulduk. Evet, jip tipi arabayla gelmiş olsaydık tabii ki bu sıkıntıların hiçbiri olmayacaktı. Ama aracımız yani 25-30 santimetre yüksekliğinde olduğu için dikkatli gitmek gerekiyor. Evet, buradan harman yerlerine inmiş bulunuyoruz şu anda. Ben sözümü bitirene kadar ineceğiz büyük bir ihtimalle. Evet, harman yerlerine geldik ve buradan köyün girişine Kocadere mevkiinden ulaşmaya çalışacağız köyün içinden. Evet, yolcularımızı Erekler mevkiinden Kocadere mevkiine inerken bıraktık. Tekrar geri dönüp Kocadere mevkiine köyden ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, köyün girişinden mezarlığın yanından sola dönerek Kocadere yoluna girdik. Evet, Erekler mevkiinin bu bölümü bakan kısmında işte sık orman ağaçları var ve dik arazilerden oluşuyor demiştim. Allah'tan bu yolu yaptırdı muhtarımız İbrahim Tokul. Rahmetli babamın da hayaliydi. Ve işte karanlık olup bölgesini geçtikten sonra Kocadere yolunu, daha doğrusu Kocadere'yi boydan boya gitmiş olacağız. Ve suyun çıktığı yer Sorgun tarafından görüntüler izliyoruz. Ve piknik yapacağımız yere geldik. Kendi bahçemizde yapalım dedik. Ağaçların yanması da biraz ortamın yeşil olması da güzel görüntüler almamıza neden oldu. Ve bu görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Evet sevgili izleyenler, Yeni Yüreğil Köyü'nde genelde buğday arpa türünden şeyler yetişiyor. Gördüğünüz gibi tarlalarda da buğdayı, arpayı görüyoruz. Tahıl olarak ağırlıkta. Burası 220 fidandan oluşan elmalık, daha doğrusu şimdi ağaç oldular. Ve bu ağaçların çiçek açmış halini gördük. Yaklaştırdığımız zaman kameramız kötü gösteriyor ama gene de yani görüntüler her şeyi anlatıyor.
Evet, Sorgun tarafına doğru gidiyoruz şimdi. Sorgun tarafında bir çeşme var ve oradan soğuk su doldurup çayımızı içeceğiz inşallah. Evet, köylülerin dilinden taşlı eğrek, tuzlalar, ondan sonra soğuk eşme ve burası da sorgun oluyor işte gibi mevki isimleri vardı. Halen de şu anda kullanılmakta. Ve sorgundaki bu çeşmeden çayımız için gerekli olan suyu alacağız. Evet, Erekler mevkiine, şimdi Kocadere mevkiinden bakıyoruz. Burası Yaylalar diye geçiyor. Kütahya Bilecik il sınırında oluşturuyor aynı zamanda. Vakit kısıtlı olduğu için, daha doğrusu videomuz çok uzun oluyor. O yüzden hızlandırarak yaptım. Şu anda suyu doldurdum. Hızlı bir şekilde piknik yaptığımız alana doğru gidiyorum. Evet sevgili izleyenler. Piknik yaptığımız alana doğru suyu getirdim ve artık çekimlerime devam edebilirim. Buradaki tarla 30 dönümden oluşuyor. Bu tarlanın içinde piknik yapıyoruz. Ortasında bir kaya var ve o kaya üzerinden de görüntüler alacağız biraz sonra. Biraz daha tarlanın hakim bölgesinde. Her tarafında su çıkıyor tarlanın. Genelde üst kısımlarından, alt kısmından da biraz sonra izleyeceğimiz görüntülerde köye su çalışmaları oluyordu. Onların kazdıkları yerler var. Gerçekten ana damar bulunmuş, güçlü bir su akıyor orada. İnşallah devamı gelir. Evet, burada da su çıkan yerde. El yıkama işlemi yapılabiliyor. Biz ona eşme diyoruz. Hemen eşerekten suyun çıktığı yere kaynağını buluyoruz. Evet, Erekler mevkiine doğru. Şimdi kameramızı yaklaştırmaya çalışıyoruz ama bozuk gösteriyor. Bu kısmı işte ormanlık çam ağaçlarıyla kaplı ve Elmalığı da görüyoruz şu anda. Elmalığın o üst kısmındaki büyük kayayı da görüyoruz. Kayanın üstünden de görüntüler alacağız. Az önce sincap geçmişti. O sincabı görüntülemeye çalışıyordum ama yakalayamadım. Artık uzakları görüntülemeye başladık. Evet, sevgili izleyenler. Elma ağaçlarıyla dolu ve işte bahsettiğim kaya da bu. Abim yukarı doğru çıkmaya çalışıyor ama biraz da cesareti de yok. Gene de çıktı herhalde. Evet, kayaya ben de çıkmayı deneyeceğim. Hem çekip mi yapıp hem de yukarı tırmanması biraz zor olacak ama gene görüntülerimizde yer alıyor. Kaya hakim bir bölgede olduğu için tarlanın her tarafını bunun üzerinden görebiliyorsun normalde. Buraya oturduğun zaman etrafta gelen gideni görmek manzarası güzel bir yer. Biraz sonra ben de çıkacağım yukarıya ve kamera görüntülerini de sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet sevgili izleyenler, burada genelde biz patates, nohut, fasulye, hatta karpuz bile çok güzel oluyordu burada. Salatalık gibi şeyler, kışlık ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyorduk. Aynı zamanda hayvanlarımıza da otlak alanıydı. Her gün burada yani yaz boyunca hayvanlarımızı otlatmak için yeterli bir alandı bizim için. Suyun olması da, çayır çimen olması da elverişliydi.
Evet, kayanın üzerinden görüntüleri göstermeye çalışıyorum şu anda. Yan tarafta çiçek açmış ağaçlar var. Çok güzel bir görüntü. Ayva da çiçek açmış hemen kameramıza gelen. Beyaz çiçekler ise elma ağaçlarının olduğu yer. Havanın sıcak olması nedeniyle gazeteden bir şapka yaptık. Şaponlar gibi dolaşmaya başladık. Evet sevgili izleyenler, görüntüler genelde manzara üzerine ve bir ömür burada geçti. Sürekli gele gide ve bunların komşu ilişkileri de var. Tartışmalı komşu ilişkileri de olduğu zamanlar oldu. Yani aşağıdaki dere kısmında sınır bölgelerinde genelde ya komşuların rahatsızlığına uğramış oluyorsun ya da onlar senden rahatsız oluyorlar. Bir şekilde anlaşmazlıklar oluyor. Ama bizim dere boyunca hiç söğüt ağacımızın olmadığı ama görüntülerde gördüğünüz gibi birçok söğüt ve kavak ağacının karşı tarafta olduğu aşikar. Bunun nedeni nedir bilmiyoruz ama bizim taraf verimsiz, onların taraf verimli diye bir şey de yoktur aslında. Şimdi az önceki görüntülerin Sorgun tarafına geçiyoruz. Çeşmeyi gösterdiğim yere doğru. Bu bölümde de elmalık var alt kısımda. Aynı zamanda tam ileride kamerayı yaklaştırdığım yerde de iğdeler var. İğde ağaçları. Toplamda 220 ağaç bakım yapılmadığı için de meyveler genelde çok ufak oluyor elma ağaçlarında. Ama bir kışlık ihtiyacına yani iki kamyonet olacak şekilde ürün alınabiliyor. Evet, gene Sorgun tarafına geçtik. Sorgun tarafından Kocadere'nin en üst kısmını görüntülemeye çalışıyoruz. Bu arada tekrar bir çeşmeye doğru gezintiye çıktık. Eski anılarımızı tazeledik böylelikle. Ve buralarda da su kaynakları vardı aslında. Toprak kaymasından dolayı suyun çıktığı yer kaybolmuş ama başka bir yerlerden çıkıyordur büyük ihtimalle. Su bakımından bu bölge çok bereketli. Köyün su ihtiyacı da buradan karşılanıyor. Evet, kısa bir mola verdik namaz ihtiyacını karşılamak için. Sorgun Çeşmesi'nde. Heyrekler mevkiine doğru şöyle bir baktık. Daha sonra Yaylalar mevkiine doğru gideceğiz. Oradan da bazı görüntüler aktarmaya çalışacağız. Burası çok sık orman olmuş ve yani her yeri de domuzlar kazmış. Gündüz vakti bile buralarda gezmekten bayağı bir çekindim. Sürü halinde geçebilirler veya sürü üzerine gidebiliriz diye. Çok sık ormanlar olmuş. Bulunduğumuz Taşlıerek bölgesinden ise köyün görünümünü aktarmaya çalışıyorum ve Erekler bölümünün batıya bakan kısmındaki ormanlık bölümü gösteriyorum şu anda. Evet, buradan Bozüyük, Metristepe çok net gözükmekte. Aynı zamanda Doğdurga Barajı gözükmekte. Eskişehir'deki o mermer fabrikasının olduğu yer ya da mermer kazısının yapıldığı bir yer var. Eskişehir sınırını da görüyoruz. Yani kısacası yaklaşık 500 metre, 600 metre ya da 1 kilometre ötesi Kütahya'ya geçiyor. Sınır köyü Kütahya ile Bilecik'in sınır köyü olduğu için ve hakim bir bölgeden Ardıçbayır'ın görüntüsünü de sizlere aşağı yukarı bizimle aynı şu anki yükseklikte gibi geliyor. Ve köyü
buradan almaya çalışıyorum ama görüntü yaklaştırdıkça bozuluyor. Ve bozulunca da netlik kayboluyor. Evet sevgili izleyenler, taşlayarak'tan bu mevkiden şimdi suyun çıktığı yer, köyün su ihtiyacının karşılandığı ve şimdi kazı çalışmalarının yapıldığı yer. Buraya da, burada da çok güzel kaynak, soğuk su kaynağı vardı ve eşerekten bir kaynak, eşme yapılıyordu daha doğrusu. Burada da şimdi sona yapılmış olan çeşmeyi görüyorsunuz. Evet, su çalışmaları şu anda daha bitmedi. İl Meclis İdaresi'ne devredildi. Ve buradan Kocadere mevkiini suların akışıyla birlikte sizlere göstermeye çalışacağım. Suyun esas bulunduğu yer burası. Ve çok büyük bir damar, su damarı bulundu. Ve son görüntülerimizi, Kocadere'nin buradaki son görüntülerini aktarmaya çalışıyorum. Biraz sonra Kocadere'den ayrılıyor ve köy tarafına doğru Kocadere boyunca, yol boyunca gideceğiz. Evet, suları göstermeye çalışıyorum ama uzaktan olduğu için almadı. Suyun aktığı yerleri. Bir de havanın aşırı güneşli olması, pırıl pırıl olması da çok parlak, görüntünün parlak çıkmasına neden oluyor. Evet, aracımızı burada dinlendirdik. Buradan da şimdi ilerleyeceğiz. İlk su arama çalışmasının yapıldığı yer burası. Burada da su çıktı. Ama yukarıda bulunan su bunun daha fazlası, 3-4 katı belki daha fazlası. Görüntülerden mevkinin neresi olduğunu bilemiyorduk. Tuzla'nın etekleri oluyor burası. Suyun aktığını aktarmaya çalışıyorum ama güneş ışıklarından suyun akışını göremiyoruz yansımadan dolayı. Evet, bizim kafile de gelmeye başladı ve yolumuza devam edeceğiz Kocadere boyunca. Evet, burada depo yapma çalışması falan olacaktı. Tuğla falan getirilmişti. Depo getirilmişti buraya. Etrafı betonla çevrilecekti. Kafilemiz de aracımıza doğru yaklaştı. Aşağılara doğru gideceğiz ve oralardan da sizlere görüntüler vermeye çalışacağım. Burası karanlık oluk mevki. Ve buradaki dereler birleşiyor Y şeklinde. Bu deredeki suların toplanmasıyla köye doğru akış devam ediyor. Ve Kocadere'nin suyu da bu akan derelerin birleşmesiyle oluşuyor. Genelde kış aylarından çıkarken suyun bol miktarda aktığını görüyoruz. Şu anda bahar ayında olduğumuz için de yaz zamanında kuruyacaktır buraları. Ama biz kurumadan görüntülerimizi alalım şimdi. Karanlık koluğa doğru, üstüne doğru inelim. Gördüğünüz gibi Erikler mevkinin batıya bakan kısmı da bu şekilde ormanlık ve o ormanlığın içinden akan suyu da sizlere izletmeye çalışıyorum. Eskiden sol tarafta şelale şeklinde akardı ve daha bol akardı buranın suyu. Şimdi tabi yol çalışması olduğu için suyun yönü değişmiş. Değişince de bu şekilde akıyor. Ve çok az bir şey gözüküyor buradan da. Evet sevgili izleyenler, karanlık oluğun üstüne doğru artık kameramızın yönünü çevirdik.
Orada akan suları ve orman ağaçlarını, çam ağaçlarını sizlere görüntülemeye çalışıyorum. Burada da selin yıktığı ağacı görüyorsunuz. Aracımız da yukarıda yolun üzerinde bekliyor. Evet, bahar aylarında bu görüntüyü yaz aylarında rastlamak mümkün değil bu kadar suya, ama bu sene kış olmadığı için de biraz onun da etkisi var. Bu kadar su akmıyordu normalde yaz aylarında. Ama bahar aylarındaki akışına hiç diyecek yok. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Şimdi karanlık oluk dediğimiz yer, çocukken köy çocuklarının burası çim diye yıkandığı yerdi. Yaz aylarında tabii ki. Burada da kayaların ortasında bir su akması için güzel bir yer oluşturmuş. Suyun akışı daha doğrusu oluşturmuş ve arasında da kocaman bir kayanın olduğu, o kayanın arasından suyun şelale şeklinde aktığını görüyoruz. Gerçi şelale gibi akacak kadar çok su yok şu anda, ama eskiden yağışlar, yağmurlar, kışlar çok olurdu ve bunun sayesinde buranın suyu da çok gür bir şekilde akardı. Evet, karanlık oluk mevkiinin, karanlık oluğun tam üstündeyiz. Kayadan oluşan bir dere yatağı ve aşağı doğru şelale şeklinde inen suyu göreceksiniz biraz sonra. Yaklaşık 3 metre 4 metre aşağıya iniyor buradan su. Şimdi kayaların üzerinden çekim yaptığımız için de yürürken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dik olduğu için. Evet, Kocadere köye doğru devam ediyor sevgili izleyenler. Şimdi biz karanlık oluğun aşağıdan görüntülerini izleyeceğiz. Eskiden çok daha gür bir su akardı ve şelale şeklini oluşturuyordu. Ama şu anda o bol su yok yani. Burası derindi. Eskilerde bir kişi de burada boğularak ölmüştü galiba. Çocuklardan biriydi galiba. Öyle bir söylenti vardı. Şu anda öyle bir derinlik yok burada. Yani yürüyerek girilebilecek kadar. Eskiden çok derindi orası. Tabii suyun bol olmasıyla alakalıydı. Evet, sırf kayanın üzerinden suyun akışını izliyoruz. Evet, Kocadere köye doğru devam ediyor dedik. Biz de köye doğru geldik. Yaklaşık köye 500 metrelik bir yukarıda kalıyordu, yukarısında. Yani güney kısmında kalıyordu. Şimdi ise Yeni Üreğil Köyü'nün şenlik alanı. Şu anda tadilat halinde, yani yeniden düzleme çalışmaları oluyor. Ve genişletme çalışmaları oluyor. Arkadaşların emeklerine sağlık. Bundan sonra bir mıcır dökülüp düzlemesi kılacak herhalde. Ve şenlik alanımız ortalama hazır. Köyün görüntülerini izliyorsunuz şimdi. Köyden kareler vermeye çalışıyorum. Şenlik alanından. Evet, 1970'li yıllarda yapılmıştı herhalde minaremiz, köyün cami minaresi. Köyden karelerle programımızın sonuna geldik. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.
Tekrar buluşmak üzere.